Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Rehavete fizik dersimizle alakalı sınıf öğretmenliği ile ilgili dersimizi şimdi başlayacağız. Instagram'dan da şu anda canlı yayın yapıyoruz. Katılımcı olan arkadaşlar da bizleri seyrediyorlardır. Bugünkü anlatacağımız konumuz fizikte hareket konusu. Bu konuya başlamadan önce sizlere dersimize, kursumuza, katılımımızla alakalı olarak kayıtta benim adımla yapacağınız kayıtta %20 indirim olacağını başta söylemek istiyorum. Bununla alakalı olarak da çevrenizdeki arkadaşlarınıza da bu durumu paylaşabilirsiniz. Bu fırsatta, bu imkandan yararlanmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Evet, bugün anlatacağımız konumuz fizikte, özellikle mekanik alanı ile alakalı olarak temel bir konu olan ve mekanikte sürekli ifade ettiğimiz hareket konusu. Hareket konusuna dair konuşacağız. Bununla alakalı olarak slaytımıza geçelim arkadaşlar. Öncelikle hareket nedir? Hareketin tanımı nedir? Hareket ne olarak ifade ediliyor? Hareketi nasıl ifade ediyoruz? Bununla alakalı olarak öncelikle biraz konuşalım. Hareket dediğimiz arkadaşlar, bir nesnenin, bir sistemin, bir cismin bulunduğu konumu değiştirmesi. Yani yer değiştirme diye ifade ettiğimiz konumunu değiştirmesi olayına biz hareket diyoruz. Örneğin bir aracın bulunduğu konumdan başka bir konuma hareket etmesi veya bizim bir konumdan başka bir konuma. Yani örneğin farz misal örnek verelim. Evimizden çıktık, işte markete alışverişe gidiyoruz arkadaşlar. İlk bulunduğumuz konumdan diğer gittiğimiz yer market konumuna arkadaşlar yaptığımız aradaki yer değiştirme yani konum değişikliği bu bizim için bir harekettir. Bu arada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Eğitim koçumuzla 1 saatlik ücretsiz görüşmek ve eğitimler hakkında bilgi alabilirsiniz. Bununla alakalı olarak şimdi paylaşımımızda yapılacaktır, yapılıyordur. Bu da sizin için bir fırsattır. Bunu araya ek olarak ifade etmek istiyorum. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Hareketin temel olarak tanımı bir sistemi ya da bir cismin bulunduğu konumu değiştirmesi. Yani yer değiştirmesi. Bu süreçte belli bir zaman geçecek. Bu zaman içinde bu hareketi gerçekleştirmesi için arkadaşlar bu hareketinin sahip olduğu bir hızı olacak, bir sürati olacak. Tabii ki A konumundan B konumuna giderken bir aldığı yol olacak. Bunlar hep hareketin içinde geçen kavramlardır arkadaşlar. Peki günlük yaşantımızda mekanikte özellikle hareket çeşitleri nelerdir? Hareket dediğimiz arkadaşlar bir sistemin ya da bir cismin konumunu değiştirmesi. Hareket dediğimiz ifade bu arkadaşlar. Peki hareket çeşitlerimiz nelerdir? Bunları arkadaşlar 3 ana başlık altında ifade edebiliriz. Çizgisel hareket. Yani buna bir başka deyişle arkadaşlar öteleme de diyebiliriz arkadaşlar. Öteleme hareketi. Bir başka hareket türümüz arkadaşlar dönme hareketi. Ya da üçüncü olarak hareket türümüz arkadaşlar titreşim hareketi. Bunları şimdi ayrı ayrı ifade edelim arkadaşlar. Bu hareket türlerimiz nelerdir? Öteleme hareketi dediğimiz nedir arkadaşlar? Öteleme hareketi dediğimiz arkadaşlar hareketin belli bir doğrultuda, bir doğru boyunca gerçekleşmesi.
Yani biraz önce ifade ettim işte bir sistemi ya da bir cismin konumunu değiştirmesi derken bunu da kapsayacak şekilde ifade edelim arkadaşlar. Bir aracın A şehrinden B şehrine veya A konumundan B konumuna gitmesi bir öteleme hareketidir arkadaşlar. Dönme hareketi dediğimizde arkadaşlar hareketlinin kütle merkezinin ya da ağırlık merkezinin bir nokta yani kütle merkezini değiştirmeden arkadaşlar bir eksen etrafında bir dönüş hareketi gerçekleştirmesi. Buna da günlük yaşantımızdan örnek verelim arkadaşlar. Mesela arabanın tekeri. Arabanın tekeri hem öteleme hareketi yapar hem de dönme hareketi yapar. Yani bağlı olduğu aracın eksen etrafı, lastiğin, tekerin bağlı olduğu eksen etrafında bir dönüş hareketi gerçekleştirir. Peki, titreşim hareketi nedir arkadaşlar? Titreşim hareketi dediğimizde arkadaşlar, hareketlinin bir denge konumunda sürekli salınım hareketi yapması. Mesela buna örneği şöyle verelim. Mesela gitarın teli. Teli gerdiğimiz zaman bu tel, bulunduğu o gergin tel, İlk başlangıçtaki hareketsiz olduğu konumda sürekli git gel hareketi yapacak şekilde bir salınım hareketi gerçekleştirecektir. Yani bu hareketi tekrarlayacak. Buna da ne diyoruz arkadaşlar? Titreşim hareketi diyoruz. Temel olarak hareket için konuşacağımız, hareket çeşitleri için konuşacağımız arkadaşlar, öteleme hareketi, dönme hareketi ve titreşim hareketi. Bundan sonrasında arkadaşlar devam edelim. Hareketimizle alakalı olarak hareket ile ilgili kavramlar nelerdir? Yani hareket konusu içinde sürekli konuştuğumuz, ifade ettiğimiz kavramlarımız özellikle nelerdir? Bunlar üzerine konuşalım arkadaşlar. Hareketle ilgili olarak özellikle arkadaşlar konuştuğumuz kavramlarımız arkadaşlar. Konum, yer değiştirme, alınan yol, hız, sürat, ortalama hız, ortalama sürat. Bu gibi kavramları arkadaşlar sıkça kullanırız. Peki, bunlarla alakalı olarak arkadaşlar, bakın konum ifadesini kullanıyoruz. Yer değiştirme ifadesini kullanıyoruz. Alınan yol ifadesini kullanıyoruz. Hız ifadesi yine aynı şekilde. Sürat ifadesi. Biraz sonra sürat ve hızın ne anlama geldiği ile alakalı veya bunların farklı olan kısımları nelerdir buna dair konuşacağız. Ortalama hız. Ortalama sürat. Ortalama sürat. Bunlar bizim temel olarak arkadaşlar harekette konuştuğumuz kavramlarımız. Konum ifadesi hareketlinin bulunduğu konumu ifade eder arkadaşlar. Bir hareketlinin bulunduğu konum bizim için arkadaşlar hareketlinin nerede olduğunu gösterir. Yer değiştirme dediğimizde hareketin gerçekleştiği ilk konumla hareketinin sonlandığı son konum arasındaki doğrusal uzaklık. Yani bunu görsel olarak ifade edecek olursak arkadaşlar şöyle gösterebiliriz. Yer değiştirme için konuşuyorum bakın bunu. Yer değiştirme için arkadaşlar. Bir A noktası olsun arkadaşlar. Bir A noktası ve bir B noktası ile alakalı olarak konuşalım şimdi. A noktası ve B noktası için konuşuyoruz arkadaşlar. Şurası A noktası olsun. Şurası A noktası. Şurası da B noktası arkadaşlar. Hareketli A konumundaydı. Şurası da B konumuna ulaştı. A konumu ile B konumu arasındaki doğrusal uzaklığa biz yer değiştirme diyoruz. Yani şöyle ifade edelim. Bir hareketli Ankara'dan hareket etti, İstanbul'a gitti. Mesela Ankara'daydı, İstanbul'a gitti. Dediğimde aklımıza Ankara'dan İstanbul'a giderken kullandığı yol mu gelir yoksa Ankara ve İstanbul arasındaki doğrusal olan uzaklık mı? Buradan yer değiştirmenin ne anlama geldiğini daha güzel ifade edebiliriz arkadaşlar. Yer değiştirme dediğimiz ilk konumla son konum arasındaki doğrusal uzaklıktır. Doğrusal
mesafedir. Peki alınan yol ifadesi nedir arkadaşlar? Alınan yol. Alınan yol da arkadaşlar bakın burada A şehrinden B şehrine kaç şekilde gidebilirim? Örneğin dediğimde burada arkadaşlar bir hareketli örneğin Ankara'dan İstanbul'a gidebileceği yol birden fazladır. Yani buna sonsuz desek yeridir. Dilediği şekilde gidiş gerçekleştirebilir. Örneğin Ankara'dan hareket eder, Bolu'ya gider. Bolu'dan İzmit'e, İzmit'ten İstanbul'a. Veya sürücünün tamamıyla keyfine kalmış bir durum. Ankara'dan çıkar Eskişehir'e, Eskişehir'den Bursa'ya, Bursa'dan İzmit'e, İzmit'ten İstanbul'a gidebilir. Veya Ankara'dan çıkar tam zıt istikamette, örneğin doğu tarafında bir şehre uğrar. Örneğin nereye uğrasın? Erzincan'a uğrasın. Oradan çıksın İstanbul'a, Trabzon'a, Trabzon'dan çıksın Samsun üstünden Zonguldak, oradan da İzmit, İstanbul'a da gidebilir. Yani alınan yol dediğimiz arkadaşlar tamamıyla hareketin gerçekleştiği bir güzergah. Burada arkadaşlar ikisi arasındaki en önemli fark yer değiştirme dediğimiz ifade vektörel bir büyüklüktür. Alınan yol dediğimiz ifade arkadaşlar skaler bir büyüklüktür. Sadece bakın skaler dediğimiz ve vektörel dediğimiz ikisinin arasındaki en önemli fiziksel nicelik olarak birbirlerini ayıran durumdur. Skaler büyüklük dediğimiz sadece şiddet durumunu, büyüklük durumunu ifade eder. Yer değiştirme ifadesi tamamıyla o fiziksel ifadenin bir doğrultusu olduğunu ve bu doğrultu üzerine bir yönü olduğunu ve bir büyüklüğünün olduğunu ifade eder. Dolayısıyla burada yer değiştirme ve alınan yolla arasındaki en önemli fark budur. Burada hemen görsel izleyelim arkadaşlar. A şehrinden çıktı hareketli, örneğin B şehrine bu şekilde bir güzergahta gidebilir. Veya A şehrinden çıktı arkadaşlar şu şekilde gidebilir. Bakın bunların hepsi nedir? Şunlar alınan yoldur. Ama şu alttaki çizdiğimiz nedir arkadaşlar? Bu yer değiştirmedir. Yer değiştirme. Şimdi arkadaşlar bu ifadeyi de geçelim. Hız ifadesine gelelim. Hız dediğimiz nedir? Şimdi arkadaşlar burada yukarıda kullandığımız yer değiştirme ve alınan yol ifadesiyle alakalı hız dediğimiz ifade bu iki ifadeyle bağlantılıdır. Şöyle ki arkadaşlar hız ve sürat baktığımız zaman aynı şeymiş gibi çağrışım yapar ama burada da önemli olan bir ayrım vardır. Birisi vektörel büyüklüktür, diğeri skaler büyüklüktür. Bu ifadeden yola çıkarak hız bir vektörel büyüklüktür, yani yer değiştirmeyle alakalıdır. Sürat bir skaler büyüklüktür, o da alınan yolla alakalıdır, alınan yolla ilgilidir. Dikkat ederseniz hareketimiz bir T süresince gerçekleşiyor. Yani bir A konumundan bir B konumuna T sürede varalım. Bu 3 dakika, 5 dakika, 1 saat, 3 saat, 5 saat her neyse hareketimizin gerçekleştiği bir süreyi düşünelim arkadaşlar. Bu süre zarfında örneğin hareketle A şehrinden B şehrine yer değiştirme yaptı. Yani T süresince yaptığı yer değiştirme bize hız ifadesini ortaya çıkartacak. Temel olarak bu bantıyı hepimiz biliyoruzdur arkadaşlar. Hızı şöyle ifade ederiz arkadaşlar. Hız dediğimiz ifade arkadaşlar V eşittir yol bölü zaman. Bakın hızı V ile gösteriyoruz. Yol ya da yer değiştirme ifadesini X ifadesini kullanıyoruz ama bu X'in başında vektörel bir gösterim olursa bu yer değiştirme olur. Bir vektörel gösterim olmazsa bu alınan yol ifadesi olur. Şimdi biz burada büyüklük hesabı yapacağımız için klasik hız eşittir yol bölü zaman yani x bölü t ifadesinden yola çıkalım arkadaşlar. Burada bakın x dediğimiz eğer ki hızı bulacaksam A konumuyla B konumu arasındaki doğrusal farktır. Eğer ki sürat ifadesini bulacak isem sürat ifadesini araştırıyor isem ki bu skaler bir büyüklüktür. Burada da arkadaşlar alınan yol miktarını burada dikkate alacağım. Dolayısıyla arkadaşlar burada
hızın ve süratin eşit çıkma olasılığı var ama farklı çıkma, farklı değere sahip olma durumu da var arkadaşlar. Peki, devam edelim arkadaşlar. Bir harekette A şehrinden B şehrine T sürede gitti. Fakat T sürede giderken hızını sürekli değiştirdi. A şehrinden B şehrine giderken her zaman aralığında farklı zaman dilimlerinde farklı hız değerlerine sahip oldu. Ama A şehrinden B şehrine giderken geçirdiği bir toplam süre var. Fakat bu toplam süreyi geçirirken bu hareketlinin A şehrinden B şehrine giderken ki yaptığı yer değiştirme için parça parça geçirdiği zamanlar arasında farklılıklar var. Ortalama hız dediğimiz arkadaşlar burada bir hareketlinin A şehrinden B şehrine giderken yaptığı yani geçirdiği toplam süredeki o hız değişimlerinden kaynaklı ortalama bir hız değerinin ortaya çıkması. Bunu da arkadaşlar yine klasik bu bağıntımıza benzer şekilde ifade ediyoruz arkadaşlar. Ortalama hız dediğimiz bir hareketliğinin arkadaşlar A şehrinden B şehrine giderken ki ortalama yaptığı yer değiştirmenin geçirdiği toplam süreye oranı şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar. Ortalama sürat dersek de buradaki kullanacağımız ifade, dikkate alacağımız durumda arkadaşlar alınan yol olacak. Bakın ikisinin arasında fark var. Sürat dediğimiz skaler bir büyüklük, hız dediğimiz vektörel bir büyüklük, ortalama hız, vektörel bir büyüklük, ortalama sürat, skaler bir büyüklük ve hız ve ortalama hız ikisi aynı. Bunlar yer değiştirmeyle ilişkili. Sürat dediğimiz zaman da bu da alınan yolla ilişkilidir diyoruz arkadaşlar. Harekette kullandığımız temel kavramlarımız arkadaşlar genel olarak bu şekildedir. Devam edelim arkadaşlar. Evet, yeşil dalga diye bir kısım var. Burada arkadaşlar yaşadığımız şehirlerde artık trafik yoğunluğundan kaynaklı zaman zaman da denk geliyorsunuzdur. Artık hemen hemen her şehirde artık büyüklüğü ya da küçüklüğü fark etmiyor. Her şehirde bu yeşil dalga durumunu özellikle şehrin trafikle ilgilenen birimleri uygulamaya koyuyor. Yeşil dalga nedir? Yeşil dalganın maksadı arkadaşlar tamamıyla trafiğin düzenli bir şekilde yoğunluk oluşturmadan akışını sağlamak. Burada da mantık şudur. Yeşil dalga diye bir tabela olur arkadaşlar. Bu tabelayla alakalı olarak arkadaşlar üzerinde yeşil dalga yazar ve altında hızı yazar. Yani bunu şöyle şeklize edelim arkadaşlar. Tabelamızın arkadaşlar üstünde şurada şöyle bir tabelamızdır. Bu tabelamızın üstünde yukarıda yeşil dalga diye yazar arkadaşlar. Ben temsil yazıyorum burada. Şurada yeşil dalga diye belirtir. Altında da arkadaşlar yuvarlak içinde arkadaşlar. İşte örneğin yeşil dalgayı uygulayacaksa kaçlık sürat olsun mesela? 60 kilometre bölü saatlik bir ifade olur. 60 ya da 70 olur. Kimi yerlerde bu 50 olur. Buradaki mantık da arkadaşlar iki ışık arasındaki ortalama sürati 60 olan bir sürücü kırmızı ışığa takılmadan tüm yeşil ışıklardan ortalama 60 kilometrelik süratle çok rahat bir şekilde geçişini sağlayacaktır. Burada önemli olan arkadaşlar aracınızın hız değerinin 60 kilometre yani belirtilen ortalama hız değeri olması ve bunun sayesinde de arkadaşlar herhangi bir şekilde bir trafiğin akışını yoğunluğuna takılmadan sürecini, yolunu, serini gerçekleştirmesi. Yeşil dalga dediğimiz uygulamamız arkadaşlar bu şekilde olacak. Evet, devam edelim arkadaşlar. Şimdi hareket türlerimiz var arkadaşlar. Düzgün doğrusal hareket diye ve aynı zamanda sabit ivmeli hareket şeklinde iki tane hareket türünden bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi düzgün doğrusal hareket dediğimiz nedir? Sabit ivmeli hareket nedir? Sabit ivmeli hareketle alakalı bundan sonrasında konuşacağız. Öncelikle arkadaşlar düzgün doğrusal hareket nedir? Buna dair konuşalım arkadaşlar. Düzgün doğrusal hareket arkadaşlar bir hareketinin
hareketini gerçekleştirdiği zaman süresince her birim zaman aralığında eşit miktarda yer değiştirme yapması. Yani konumunun her birim zamana karşılık düzenli bir şekilde eşit miktarlarda değiştirmesi. Bunu grafiksel olarak ifade edecek olursak, bir burada mesela konum zaman grafiğimiz var. Konumunun zamana karşılık arkadaşlar, zamana karşılık konumunun düzenli değişmesi nedir? Doğrusallıktır. Doğru orantı var demektir. Aralarında bir doğru orantı olacak demektir. Yani arkadaşlar burada grafiğimiz çizecek olursak, grafiğimiz örneğin bu şekilde çıkacaktır. Konum zaman grafiğimiz bu şekilde olacaktır. Peki hız zaman grafiğimiz, konum zaman grafiği bu şekilde olan bir hareketlinin hız zaman grafiği nasıl olur? Dikkat ederseniz bakın, her birim zaman aralığında eşit miktarda yer değiştirme yapacak. Peki birim zamanda yapılan yer değiştirme biz ne diyorduk? Hız diyorduk. Birim zamanda yapılan yer değiştirme hız ise ve her birim zaman aralığında eğer ki bu harekette eşit miktarda yer değiştirme yapıyorsa, demek ki arkadaşlar burada her birim zaman aralığı nedir? Birbirine eşittir. Yani hızımız nedir burada? Sabittir. Bağıntımız neydi? V eşittir X bölü T. V eşittir X bölü T'den. Bu oran ne durur arkadaşlar? Sabit olacaktır. Yani grafiğimizin eğimine bakacak olursak arkadaşlar, şurada alfa eğim açısı dersek, hatırlarsanız trigonometride eğim nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Tanjant alfa şeklinde arkadaşlar. Tanjant alfa burada yol bölü zaman, yani hız olacak. Peki hız zaman grafiğimiz buradan nasıl çıkar arkadaşlar? Belli bir değerde sabit çıkacaktır. Hareketlinin hareketin başına sonuna kadar hızı daima sabit olacaktır. Düzgün doğrusal hareket için arkadaşlar genel konuşacağımız temel ifadelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Peki devam edelim arkadaşlar. Diğer bir hareket türümüz sabit ivmeli hareket. Sabit ivmeli hareket dediğimiz nedir? Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar bakın, sabit ivmeli hareket, ivme ifadesi işin içine girdi. İvme dediğimiz nedir? Hızın tanımını biliyoruz. Konumun tanımını biliyoruz arkadaşlar. Peki ivme nedir? İvme dediğimiz şey arkadaşlar, bir kuvvetin bir sisteme ya da bir cisme uygulanması sonucu onun hareketlenmesi. Yani genel olarak da şöyle söyleyeyim, ivmelendi deriz kuvvet uygulandığı zaman. İvme dediğimiz arkadaşlar, bir hareketlinin konumunu değiştirmeye başladığı zaman her birim zaman aralığında yer değiştirmelerinin katlı oranla artışı ya da azalışı. Yani burada yer değiştirmenin artışını, eşit zaman aralıklarında artışından söz ediyorsam hızı artıyor demektir. Azalışından bahsediyorsam hızında zaman aralıklarına karşılık bir azalış, düşme vardır. Peki burada hızındaki artışın ya da azalmanın etkisi kimdendir? İvmedendir. O zaman ivme ifadesi arkadaşlar burada birim zamandaki hız değişimi olarak karşımıza çıkar. Yani bir hareketlinin birim zamanda hız değişimi varsa bunun adı ivmedir. Grafiğimizde gösterelim. Mesela hareketlimizin arkadaşlar burada bir hız zaman grafiğimiz var. Bu hız zaman grafiğinde şöyle bir doğru olsun. Hızı zamana karşılık doğrusal bir şekilde artıyor. Yani her birim zaman aralığında hareketimizin arkadaşlar hızı artıyor. Peki bunu tam tersi düşünelim. Mesela hareketimizin hızı artmasın, hızı azalsın. Bunu da farklı bir renkte gösterelim arkadaşlar. Hareketimizin hızı da azalsın arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz bakın, kırmızı doğruyla çizdiğim hızı ne yapmış arkadaşlar? Zamana karşılık artış göstermiş. Fakat yeşil doğru olarak çizdiğim zamana karşılık hız değeri azalış göstermiş. Şimdi burada o zaman kırmızı olarak çizdiğimde ivme değeri nedir arkadaşlar? Hızını artıran yönde, yani doğrultu olarak
yön olarak aynıdır. Yani burada ivmenin de aslında bir vektörel büyüklük olduğunu fark ediyoruz. Farkın dikkatinizi çekerim burada. Hız çünkü bir vektörel büyüklüktü. Hızın artışı söz konusuysa arkadaşlar, burada ivme vektörü, yani ivmelenmesi, aracı etken, sisteme etken, cisme etken ivme ne olacaktır? Aynı yönlü olacaktır. Peki, dikkat ederseniz yeşilde ne olmuş arkadaşlar? Hız zaman grafiğimiz mevcut ve bu hız zaman grafiğinde de arkadaşlar hızımız zamana karşılık azalış göstermiş. Yani hızımızı zıt yönde etki eden bir ivme vektörü var diyebiliriz burada. Hızımızı azaltan yönde, zıt yönde. Burada arkadaşlar her ikisinin de grafiğini çizecek olursak mesela ivme zaman grafiğimizi hızlanmaya göre çizecek olursak arkadaşlar bakın hızımız burada pozitif yönde, yukarı yönde. Yani düşey yukarı yönde, pozitif yön olarak kabul edilir. O zaman ivme vektörümüz aynı yönde olacak. Zaman eğrisinde olacak. Pozitif yukarı üstünde olacak. Peki aynı şekilde arkadaşlar biz bu grafiğimizi tam tersi düşünelim arkadaşlar. Mesela zaman eğrimizi ivme doğrumuzu aşağı doğru alalım şöyle. Dikkat ederseniz burada arkadaşlar hızımız ne olmuş? Zamana karşılık negatif yönde azalış hızımız pozitif yönde azalış göstermiş. Yani benim hızımı azaltacak zıt yönde yani negatif yönde bir ivme vektörü var diyorum. O zaman ivme zaman grafiğim nasıl çıkacaktır arkadaşlar burada dikkat ederseniz zaman eğrisinin altında yani negatif bir ivme değeri. Dikkat ederseniz bakın ivme değerlerini hep doğru sabit bir değerde çizdik. Neden arkadaşlar? Çünkü hızımızda zamana karşılık doğrusal bir değişim var. Zaten hareketimizi nasıl tanımlıyoruz? Sabit ivmeli hareket olarak tanımlıyoruz. Durum bu şekilde. Peki bu hareketlere ait konum zaman grafiği nasıl gerçekleşir? Bunu konuşalım arkadaşlar. Bu hareketlere ait konum zaman grafiği nasıl olacaktır? Şimdi burada dikkat ederseniz arkadaşlar her ikisinde de hareket pozitif yönde. Şimdi pozitif yönde bir yer değiştirme olacak. Ama pozitif yönde yer değiştirmeyi gerçekleştirirken her iki hareketinde de arkadaşlar birim zamanda bir yer değiştirme var. Ama birinde bu yer değiştirme zamana karşılık sürekli artış gösteriyor. Artarak büyüyor. Diğerinde de arkadaşlar yer değiştirmemiz zamana karşılık azalarak artıyor. Bakın azalarak artıyor. Ne demek? Örneğin birinci, ikinci saniye aralığında yer değiştirmesi 10 metredir. İkinci, üçüncü saniye aralığında yer değiştirmesi 8 metredir. Üçüncü, dördüncü saniyede 6 metredir. Dördüncü, beşinci saniyede 4 metredir. Dikkat ederseniz burada bir artış var ama bu artış değeri sürekli azalan bir artış. Dolayısıyla arkadaşlar burada karşımıza çıkacak olan grafikler her ikisi de pozitif yöndedir ama birinde arkadaşlar biri diğerinden farklı olacaktır. Bu grafiklerimizde arkadaşlar şöyle gösterir burada. Mesela öncelikle kırmızı olan doğrumuza göre konuşalım arkadaşlar. Burada arkadaşlar zaman eğrimiz nasıl çıkacak arkadaşlar? Artış eğrisi. Peki diğerinde nasıl olacak? Şuradan grafiğimizi alta doğru uzatalım arkadaşlar. Grafiğimizi burada. Yeşil olan hareketimize ait grafiğimiz nasıl olacak arkadaşlar? Burada dikkat ederseniz bu hareketli arkadaşlar pozitif yönde gidecek fakat zamana karşı yer değiştirmeleri bir öncekine göre ne olacak? Daha az olacak. Yani bu eğri zamanla arkadaşlar kambur şeklini alacak. Şu şekilde. Bir saniye. Zamana karşılık bakın tam bu grafiğimizin tersi olacak arkadaşlar. Yani zaman eğrimi konum zaman grafiği burada bu şekilde olacak. Bakın birisi yukarı doğru açılarak büyüyor. Diğeri yukarı doğru kamburlaşarak
ilerliyor. Yani bir süre sonra ne olacak? Konum eğrisi, yeşil için konuşacak olursak, tam yatay hali aldığında araç durmuş ve konumunu değiştirmiyor demektir. Sabit kimli hareket içinde genel olarak konuşabileceğimiz budur arkadaşlar. Bununla alakalı ifadelerimizi burada şöyle konuşacağız arkadaşlar. Hareketlimizin hızındaki bir zamana karşılık değişim ifadesi neydi arkadaşlar? İvme sabitti ve her birim zaman aralığında hareketlerinin hızında eşit zaman aralıklarında doğrusal bir artış yapıyordu. Peki konumumuz ne oluyordu arkadaşlar? Hızlanma olduğu için her birim zamandaki yer değiştirme miktarlarımız artış gösterdiği için konum değerimizde ne oluyordu arkadaşlar burada? Ya artarak ilerliyor, büyüyerek ilerliyor. Eğer ki hareketimize zıt yönde etki eden bir kuvvetse azaltarak ilerliyor. Devam edelim arkadaşlar. Hareketimizle alakalı olarak konuşacağımız. Evet, burada bir örneğimiz var. Mesela şekildeki yolu K noktasından harekete geçen araç okları izleyerek L noktasına varıyor demiş. Buna göre aracın yer değiştirmesi kaç metredir? Dikkat ederseniz araç K noktasından harekete başlamış. Yatay doğrultuda sağ yöne doğru 3 birim ilerlemiş. Daha sonra düşey yukarı yönde 2 birim ilerlemiş. Sonra tekrar yatay sağa doğru 3 birim, 2 birim ilerlemiş. Ve daha sonra arkadaşlar L noktasına doğru sol ve düşey yukarı yönde arkadaşlar köşegen doğrultusunda bir ilerleme gerçekleştirmiş. Şimdi hareketlimize ait arkadaşlar bakın. K'dan L'ye izlediği şekilde gördüğümüz yörünge nedir arkadaşlar? Alınan yoldur. Fakat sorumuzda neyi soruyor bize? Yer değiştirmeyi soruyor. Yani burada hareketlimizin ilk konumuyla son konumu arasındaki mesafeyi soruyor arkadaşlar. Bakın bunu şu şekilde mavi renkte göstereceğim arkadaşlar. Bakın K noktasından hareketli L noktasına bakın. Şu yaptığı, şu çizdiğim doğru nedir? Hareketliye ait yer değiştirmedir. Diğer sorumuzdaki belirtilen kırmızı yörünge o alınan yoludur. Fakat maviyle çizdiğimiz arkadaşlar hareketlimizin yer değiştirmesidir. Bize yer değiştirmeyi soruyor burada arkadaşlar. Dikkat ederseniz orada nasıl bir üçgen var? Matematiksel bakış sergileyelim arkadaşlar burada bakın. K'da bakın. Şurada bir dik üçgenimiz var değil mi? Bakın. Bu dik üçgende iki dik kenarın kareleri toplamı kime eşitti? Hipotenüsün karesine. Yani KL arasındaki şu yer değiştirme olarak ifade edilen tensörü ifade edin. Bu kenar kaç birim şurası arkadaşlar? Şu kısım. Dikkat ederseniz 3 birimlik ifadeye eşit arkadaşlar. Bakın şurası 3 birim. Peki şurası kaç birim arkadaşlar? 4 birim. Peki buradan arkadaşlar dikkat ederseniz 3'ün karesi artı 4'ün karesi yani a kare artı b kare eşittir c kare mantığından işlemimizi çözeceğiz arkadaşlar. Bakın a kare artı b kare eşittir c kare. Yani 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir. Ne olacak arkadaşlar burada? Bu c karemize eşit olacak. 9 artı 16 25 yapar. C değerini hesaplayacak olursak arkadaşlar C değerimiz arkadaşlar buradan 5 çıkacaktır. Devam edelim arkadaşlar. Başka bir soruya geçelim. Bir aracın konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre aşağıdaki zaman aralıklarının hangisinde aracın ortalama hızı sıfırdır demiş. Bakın. Bir aracın demiş, konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Aracın hangi zaman aralıklarında ortalama hızı sıfırdır? Ortalama hızını nasıl buluyorduk arkadaşlar? İlk konum, son konum arasındaki fark. Peki, şimdi şıklarımızı tek tek inceleyelim. 0 t aralığında demiş, 0 konumunda, eksi x konumundayken t anında 0 konumuna gelmiş. Yani hareketli burada x kadar bir yer değiştirme miktarı gerçekleştirmiş. Daha sonrasında arkadaşlar 0 2 t dersek 0 anında x konumundayken 2t anında dikkat ederseniz 2t anında x konumuna gelmiş. Hareketlinin burada dikkat ederseniz x ve
eksi x'ten x noktasına gitmiş. Yani 2x'lik bir yer değiştirme yapmış. Burada da arkadaşlar bakın A şıkkında olduğu gibi B şıkkında da hareketlerin ilk konumuyla son konumu arasında bir fark var. Peki biz ortalama hızı sıfır olabilmesi için veya ortalama değerinin sıfır olabilmesi için arkadaşlar ne yapacağız? Hareketlinin arkadaşlar ortalama hızının sıfır olabilmesi için yer değiştirmesinin sıfır olması lazım. Yani yer değiştirmemiş olması lazım. Yani ilk konumuyla son konumu aynı yer olması lazım. Dikkat edelim T2T'ye yine orada bir yer değiştirme var. Ama T anında sıfır noktasında, 3T anında yine sıfır noktasında. Yani hareketli dikkat ederseniz T ve 3T anında konum değiştirmemiş olduğu yerde grafimizde konum zaman grafiğine dikkat edersek T anında sıfır noktasında, 3T anında yine sıfır noktasında hareketli. Bu zaman aralığında herhangi bir yer değiştirme yapmamış oluyor. İlk konum ile son konum arasındaki fark sıfır. Dolayısıyla arkadaşlar burada cevabımız D şıkkı çıkacak. Bir başka soru arkadaşlar. Birbirine paralel raylarda hareket eden KL trenlerinin konum zaman grafikleri şekildeki gibidir demiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. K ve L trenlerine ait arkadaşlar bakın konum zaman grafiği verilmiş. K trenini ve L trenini ayrı ayrı ele alalım arkadaşlar. Bakın birinci yargımız ne diyor? T1 anında K'nın hızının büyüklüğü L'ninkine eşittir. Şimdi T1 anında arkadaşlar T1 anına kadar K'nın yaptığı yer değiştirme miktarı nedir? L'nin yaptığı yer değiştirme miktarı nedir? Çünkü zamana karşılık yer değiştirmenin ne demiştik arkadaşlar? Bizim ifademiz neydi? Hız eşittir. Yol bölü zaman. Dikkat ederseniz grafimizde arkadaşlar K aracı sıfır konumundan ne yapmış? Şurada bir X1'den daha büyük bir noktaya kadar gitmiş. X1 ile X2 arasında. L ne yapmış arkadaşlar? X2'den bak, L'nin yaptığı yer değiştirme. Şu da K'nın yaptığı yer değiştirme. O zaman arkadaşlar K'nın yaptığı yer değiştirme aynı zaman yani T1 süresince K'nın yaptığı yer değiştirme L'nin yaptığı yer değiştirmeden daha fazla olduğu için K'nın hızı L'nin hızına K'nın hızının büyüklüğü L'ninkine eşit midir? Değildir arkadaşlar. K'nın hızı T1 anında L'nin hızından nedir arkadaşlar? Dikkat ederseniz fazladır. Devam edelim. 0-T2 aralığında K'nın aldığı yol L'nin aldığı yoldan büyüktür diyor. 0-T2 aralığında K'nın aldığı yol L'nin aldığı yoldan büyüktür demiş. Bakalım arkadaşlar 0'dan T2 anına kadar K T anında 0 noktasında T2 anında bir X2 noktasına gelmiş. L 0 anında dikkat ederseniz X2 noktasında L ne yap? Daha sonrasında T2 anında nereye gelmiş? X1 noktasına. Evet dikkat ederseniz K'nın aldığı yol L'nin aldığı yoldan büyüktür. Bu yargımız nedir arkadaşlar? Doğrudur. İkinci yargımız. Birinci yargımız yanlış. Peki 0 T2 aralığında L'nin hareket süresi K'nın hareket süresinden büyüktür. Hareket süresi diyor arkadaşlar bakın. 0 T2 aralığında L'nin hareket süresi K'nın hareket süresinden büyüktür. K ne yaptı arkadaşlar? Hareketini nerede bitirdi? Dikkat ederseniz T1'den sonra bir T2'ye ulaşmadan arkadaşlar T2 zamandan önce arkadaşlar şurada bir zamanda K hareketini bitirdi. Niye? Bunu nereden anlıyorum? K'nın dikkat ederseniz bu zamandan sonra konumu hep x2 yani olduğu yerde duruyor. K hareketini bitirmiş ama L ne yapmış? Bu zamandan sonra hala hareketini devam ettiriyor. Evet burada L'nin hareket süresi 0 T2 aralığında hareket süresi K'nın hareket süresinden büyüktür. Bu yargıda nedir arkadaşlar? Doğrudur diyoruz. Cevabımız da 2 ve 3 çıkacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir başka sorumuza bakalım. Daha sonrasında dersimizi sonlandıracağız. Ne demiş arkadaşlar? Doğrusal yolda hareket eden bir aracın konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre
yargılarından hangileri doğrudur demiş. Bakın bir hareketliğe ait doğrusal bir yolda hareket eden bir araca doğrusal yol demek ne demektir arkadaşlar? Bu hareketlinin ilk konumuyla son konumunu yani hareketini gerçekleştirdiği güzergah tamamıyla bir doğru boyunca demektir arkadaşlar. Doğrusal yolda hareket eden bir aracın konum zaman grafiği şeklindeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor bize. Şimdi arkadaşlar inceleyelim adım adım. Aracın birinci saniyedeki hızı 15 metre bölü saniyedir diyor bize. Arkadaşlar hareketlimizin konum zaman grafiğinden 0 ve 0 zamanından 2. saniyeye kadar dikkat ederseniz yaptığı yer değiştirme ne kadar? Grafiğimize dikkat ederseniz arkadaşlar hareketlimizin 0-2 saniye aralığındaki yer değiştirmesi 10'dan 40'a gitmiş. Yani ne kadar arkadaşlar? Dikkat ederseniz 30 metre. Peki 30 metrelik yolu ne kadar sürede almış bu hareketli? 2 saniyede. Peki buradan arkadaşlar dikkat ederseniz hızı ne çıkacaktır bu hareketlinin? 30 bölü 2'den 15 metre bölü saniye. Çünkü hız eşittir yol bölü zaman diyorduk. Peki yani bu ne demektir? Hareketlinin 0. saniye anından 2. saniyeye kadar ki hızı hep 15. Dolayısıyla arkadaşlar 1. saniyede de hızı nedir bu hareketlinin? 15'tir. Yani 1. yargımız ne olacak arkadaşlar burada? Doğru olacak. 1. yargımız doğrudur arkadaşlar. Peki araç 2. saniyede yön değiştirmiştir diyor. Bakalım arkadaşlar yön değiştirmek ne demek? Yani bir hareketlinin örneğin pozitif yönde giderken hareketini yön değiştirecek ya ne yapacak? Negatif yöne dönecek. Yani örneğin ben Ankara'dan İstanbul'a gittim. Peki İstanbul'dan Ankara'ya dönmek tekrar geri gelmem için ne yapmam lazım? Dönüş yapmam lazım. Yani dönmem lazım. Bir yön değiştireceğim. Hareket yönümü değiştireceğim. Yön dediğimiz arkadaşlar hareketin gerçekleştiği ilk konumla son konumun yer değiştirmesi. Araç 2. saniyede yön değiştirmiştir diyor. Bakalım arkadaşlar 2. saniyeye kadar pozitif yönde giderken dikkat ederseniz grafiğimizde bakın 10 metreden başlamış 20. metre, 30. metre, 40. metre pozitif yönde gidiyor. Daha sonra arkadaşlar 2. saniyeden sonra bu hareketli 40. metreden geri gelmeye başlamış. 30 metre, 20 metre, 10 metre diye geri geliyor burada. Dolayısıyla arkadaşlar hareketli burada yön değiştirmiştir. İfadesi doğrudur. Peki bu yargımız da doğru olacak. Araç 5. saniyede sabit hızla hareket etmektedir diyor. Bakalım 5. saniyede sabit hızla hareket etmektedir. Acaba bu yargımız doğru mu? Hareketli arkadaşlar 4. saniye anı itibariyle hangi konumda? 20. metrede. Peki 4. saniyeden 6. saniyeye kadar hareketli nerede? Yine 20. metrede. Yani bu hareketli 4. saniye ile 6. saniye aralığında konumunu hiç değiştirmemiş. Yani bulunduğu yerde durmuş. Dolayısıyla arkadaşlar hareketliye ait bir burada konum değişikliği var mıdır? Yoktur. Konum değişikliği yoksa arkadaşlar hız nedir otomatikman? Burada sıfırdır. Yani hız sıfırdır. Hız yoktur. Sabit hızla hareket etmektedir. Hareket etmektedir diyor. Bu yargı nedir arkadaşlar? Yanlıştır. Evet arkadaşlar. Bir dersimizin sonuna geldik. Herkese teşekkür ediyorum. Yineliyorum arkadaşlar. Benim adımla tek üzeme kaydınızı gerçekleştirdiğinizde %20 bir indirim hakkı kazanacaksınız. Bu fırsatı değerlendirmenizi ve çevrenizdeki arkadaşlarınızla da paylaşmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Dersime katıldığınız için teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.